Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fortnite ve Dural oynuyoruz. Arkadaşlar bugün normalde bir gameplay videosu çekecektim. Hatta başka bir oyun videosu çekmeyi düşünürdüm ama bugün başım davul gibi. Zurnalar, davullar çalıyor. Düğün oluyor başımda. O yüzden biraz başım ağrıdığı için hasta gibiyim daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bir gameplay videosu yerine Fortnite'de size grafik ve kontrol ayarlarımı göstereceğim. Hatta fazla lafı uzatmadan şöyle bir kreatife girelim. Hem kanalda ilk defa böyle bir video çekmiş oluyorum. İlerleyen zamanlarda eğer ayarlarımı değiştirirsem yine aynı videodan tekrardan çekerim. Bu arada bu kanalda ikinci facecam'li videom. Artık bir önceki videoda dediğim gibi artık böyle sonacağız. Allah bir sıkıntı vermezse facecam'li videolarımız gelmeye devam edecek. Şöyle bir kreatife girelim. Tamam mı? Ben size bütün ayarlarımı kreatifte göstereyim. Şöyle abisi kendi adama gideyim. Yükleniyor diyor, yüklensin. Yani böyle aslında güzel oluyor. Böyle videolar güzel oluyor biliyorsunuz. Şimdi onun için yeni başlayan oyuncular olduğu için hem onlara bilgilenmiş oluyor. Burada şu an kameram bitti. Naçizane şu kamerayı düzeltirsem şöyle. Düzeltemedim. Şu kamerayı da şey yaparsak şöyle bir OBS'ye bakalım. Tamam, idare eder. Şimdilik böyle dursun. Hatta şöyle bir tık daha yukarı kaldırırsak. Tamam, şu an tam oldu. Arkadaşlar ortam biraz karanlık çünkü gece vakti çektiğim için videoyu. Lambam da odayı anca bu kadar aydınlatıyor. Kusura bakma herhangi bir şeyim yok, ışığım yok benim. Biraz fakir YouTuber'ız, çaktırmayın. Her neyse. Bunu zamanında ben yapmışım. Bunu geçelim. Önemsiz bir detay. İsterseniz hemen şöyle videoyu başlığımızı bir şekilde ayarlara girelim, tamam mı? İlk önce video ayarlarından başlayalım. Pencere modu. Pencereli tam ekran. Çözünürlük 1920'ye 1080 16'ya 9 tartışılmaz. Kare hızı sınırsız. Bunu isterseniz 60 alabilirsiniz, isterseniz 140 da. Bu size kalmış bir şey. Ben sınırsız da kullanıyorum. Parlaklığım %100. Bunları geçiyorum. Bunlar pek bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi geldik asıl yere. Kenar yumuşatma ve süper çözünürlük. Ben bunu zamansal kenar yumuşatmada kullanıyorum. İsterseniz bunu düşürüp kapatabilirsiniz. 3D çözünürlük full. Bilgisayarınız kötüyse bunu full, bunu biraz kısın. Ne bileyim %70'e, %60'a falan getirin. Allah şükür bilgisayarım iyi. Kaldırıyor. O yüzden bunu %100'e kullanıyorum. Birazcık konuşmam daha 10 yaşındaki bir çocuğa benziyor olabilir. Kusura bakmayın çünkü biraz başım davul gibi, ne dediğimin farkında olmayabilirim. Görüş uzaklığım ortada. Bunu ortaya veya bir tık böyle uzağa almanızı tavsiye ederim. Niye? Yani Fortnite hızlı olunması gereken bir oyun. Reflekslerin iyi olması gereken bir oyun. O yüzden bunu düşüğe alırsanız ete uzaktaki rakipleri göremeyeceğiniz için bu size bir problem yaratır. Onlar eğer onların görüş uzaklığı yüksekteyse sizi görürler, onları göremezsiniz. O zaman sıkıntı yaratır. Yine kamera gitti. Bundan sonra bir masaya vurmayacağım. Heh. Eğer bunu ortaya veya uzağa alırsanız sizin için avantajlı olur. En azından uzaktaki rakipleri görmüş olursunuz. Her neyse gölgeleri daima kapatın. Ben gölgeleri kapalı kullanıyorum. Sizin de kapatmanızı öneririm ama tabii yine siz bilirsiniz. Önemsiz detaylar etkiyor gölgeler filan. Kaplamalar ortada. Ben bunu düşürmüştüm. Bir kere düştüğü kullanıyordum bir aralar. Sonra yine ortaya aldım ama pek bir fark göremedim. Her neyse. Bu ikisini geçiyorum. Ben bu ikisini niye açık? Bunların ne olduğunu bilmediğim için açıkta kullanıyorum ama neyse. Efektler düşük. Efektleri daima düşürün abi bak. Neden biliyor musun? Eğer kötü bir bilgisayarınız varsa efektler zaten FPS'e cidden etki ediyor. Eğer efektleri gelip burada yükseltirseniz FPS'in cidden yani içinden geçiyor. Öyle söyleyeyim. FPS'in içinden geçiyor. İyi bir bilgisayarınız varsa bunu ortaya veya yükseğe alabilirsiniz. Ama benim gibi bir bilgisayarınız varsa bunu daima kapatın. Bak daima kapatın bunu. Zaten önemsiz detayları ekliyor işte o kadar. Post processing. Bak bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu o yüzden orada da kullanıyorum. Düşükte kullanıyorum pardon. Dikey senkronizasyon kapalı. Hareket bulanıklığım kapalı. FPS'i göster açık. Görüntü oluşturma DirectX 12 beta. Şimdi diyebilirsiniz sen bunu niye DirectX 12'de kullanıyorsun? Abi şöyle. Benim bunu DX12'de kullanmamın sebebi şu kamerayı biraz daha yukarıya kaldırabilirsem eğer. Heh. Bak yine düştü. Ay Allah da bu videoda kamerayla uğraşacağız galiba. Şunu biraz kaldırırsak. Heh. Şimdi bir şeyler yapalım. Dur bir saniye. Birazcık kamerayla uğraşmak zorundayız. YouTuber'la inşa abi. YouTuber'la başlamadan önce iki kere düşün. Her neyse şimdilik böyle bir kullanalım. DX12'de kullanmamın sebebi DirectX 11'e göre daha çok FPS artışına sebep oluyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Arada sırada FPS droplar verebiliyor oyuna. Bu da tabii can sıkabiliyor. Zaten burada da DirectX 12 beta diye yazmışlar. Hatta burada da uyarıyor. Yani DirectX 11'e, DX 11'e göre daha fazla FPS verebilir. Fakat FPS'inizi de ciddi önlemde, ciddi anlamda azaltabilir diyor. Performansınızı pardon. Ama ben bunu yine de DirectX 12'de kullanıyorum. Çok fazla bir
FPS drop vermiyor bana. Tam tersi FPS'imi yeteri kadar arttırıyor. O yüzden bunu DX12'de kullanıyorum. Çok güzel bir görüntü oluşturma açık. Ekran kartınızda hata ayıklamayı kapalı. Bunu kapatın. Niye kapatın? Ekran kartınıza yük bindirerek oyunuzun performansını düşürür. Çaktım yani. Oradaki yazıdan okudum bu arada. Dediğim gibi bunu daima kapatın. İkinci olarak buraya bir geçelim. Buraya da böyle hızlı bir şekilde bakalım. Buralar hep önemsiz yerler. Pek önemli yerler değil. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum. İsteyenler buralara bakabilir. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Ben de hızlı bir şekilde kontrollerine geçmek istiyorum. Orası çünkü bayağı önemli. Buraya da şöyle bir bakın hızlı bir şekilde. Videoyu durdurup buralara da bakabilirsiniz. Gerçi buraları biraz şey. Gereksiz detaylar ama olsun. Dokunma ve burası jiroskop ayarları. Buraya direkt geçiyorum. Fare ve klavye. Heh bak. Fare hassasına geldik. Asıl yer. Asıl yerlerden biri. Şimdi arkadaşlar burada çoğu oyuncu şöyle bir hata yapıyor. Y eksenini, X eksenini farklı yapıyor. Bunu farklı yaparsanız genellikle size bir sorun çıkartıyor. Mesela Y ekseni diyelim. Şu an rastgele kafadan atıyorum bu arada. Mesela fareyi yana çevirdiğimi Y ekseni oluyor ya. X ekseni de aşağı doğru indirdiğimi aşağı yukarı oluyor ya. Şimdi siz Y eksenini 15 yapıp X'e 9 yaparsanız yana çevirdiğimi hızlı çevirip aşağı inimde yavaş iner. O zaman da yani bir uyuşmazlık olur. Sizin de hoşunuza gitmeyebilir. O yüzden bunu daima X'ini aynı yapın. Ben X'ini daima aynı kullanıyorum. Hedef alma hassaslığı %60,2. Dürbün hassaslığı %58,7. Bu arada şu an neden hızlıyım onu da açıklayayım. Bu benim ikinci video denemem. Bir öncekinde OBS sesi almamış. O yüzden hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Elinden geldiği kadar. Burası kontrol seçenekleri. Buraya geç. İsterseniz video durdurup buraya bakabilirsiniz. Ses ayarlarımız zaten gereksiz. Buraya bakmanıza gerek yok. Geldik asıl yere. Şimdi bunları geçiyorum. Bunları zaten herkeste olan şeyler. Bir şuraya göstereyim. Otomatik koşma. Benim Ö tuşunda daima. Uzak olduğu için direkt pek de kullanmadığım bir tuş olduğu için öyle atladım. Geldik asıl yerlerden birine. Hatta en önemli yerlerden birine. Şimdi yeniden doldur T'de. Hemen parmağımın altına tak diye tıklayabiliyorum. Hatta şöyle göstereyim. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama T'de. Bak. Direkt tıklayabiliyorum. Kullan. R'de. Yine hemen parmağımın altında. Ya şu tuşları daima hep böyle parmağınızın altında yapın. Yani erişebileceğiniz yerlere yapın. O yönden size bir avantaj sağlayabilir. Toplama aleti 1. Bir. Birinci silah 2. İkinci silah 3. Üçüncü silah 4. Beşinci. Dördüncü silah 5. Beşinci silah altında. İnşaat tuşlarına geçersek duvar köyde hop parmağımın altına tak diye koyabiliyorum. Birazdan da uygulama olarak göstereceğim nasıl attığım bu ipleri. Zemin tuşum E'de pat yine parmağımın altında seri bir şekilde tıklayabiliyorum. Merdiven tuşu orta farda. Arkadaşlar şu merdiveni daima farenin şöyle göstereyim. Farenin ortasına koyun. Yani sizin için daha iyi olur. Hem direkt parmağınızın altı olduğu için pat diye tıklar koyarsınız. Çatı C'de hop yine parmağımın altında. Tuzak V'de hop tekrardan parmağımın altında. Yapı yerleştir sol fare. Bu herkese net böyledir zaten. Tamir et yükselt H'de. Yapıyı döndür R yine parmağımın altında. Yapı malzemesini değiştir sağ fare. Yapı düzenleme F. Hop yine parmağımın altında. Fark ettiyseniz bütün tuşlar böyle hep böyle yakın yerlerde. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Az önce ufak çaplı bir problem yaşadım da orada bir video durdurmak zorunda kaldım. Ha ne diyordum? En son dediğim gibi bütün tuşlar parmağımın altında direkt seri bir şekilde böyle tıklayıp bu atabiliyorum. Buraya da geçersek, buraya da videoyu durdurup isterseniz bakabilirsiniz. Burada şöyle bir geçelim. İletişim işaret koy G'de. Bu net. Ben hep buraya koyarım. İfadeler B tuşunda. Buralardan artık gereksiz. Buralara bakmaya gerek yok. Burası kumanda ayarları. Burası da hesap ve gizlilik ayarları. Buraya da bakmaya gerek yok. İsterseniz şöyle bir test edelim bakalım. Ben nasıl bu yapıyorum. Bir görün. Ona göre eğer siz de beğenirseniz siz de böyle ayarlar yapabilirsiniz. Şimdi şöyle. Atalım. Bakın. QE. Orta fare. QE. Orta fare. QE. Orta fare. Hop. Seri bir şekilde. Hızlı bir şekilde atabiliyorum. Şöyle. Şöyle mesela. Bunu normalde her oyuncu atamaz. Çaktırmayın. Ben çok kırmızı oyuncu olduğum için. Yani atabiliyorum. Böyle tak tak atabiliyorsunuz. Geri aşağıya inelim. Gördünüz mü mesela bak. Böyle seri bir şekilde hiç takılmadan pat pat çıktım. Buradan böyle devam ettim. İsterseniz siz de benim ayarlarımı bilirsiniz. Yani gayet rahat bence. Tabi ama yine yok kardeşim ben kendi ayarlarımı yapmak istiyorum derseniz kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz de benim ayarları örnek olarak yapabilirsiniz. Hatta şöyle hemen bir hassasiyetimize bakalım. Rastgele bir silah alalım mesela. Şu silahı bir alalım. Bak. Normalde şu an daha seri değil mi? Böyle
Dürbünü açtığın zaman bir tık, biraz göze fark edilmiyor ama bir tık hassasiyet yavaşlıyor. Ve bu da daha kolay ve daha hızlı bir şekilde adamın kafasına eğim almanızı sağlıyor. Nasıl yapsam? Çevre atışlı. Pat pat. Böyle vurabiliyorsunuz. Mesela bir de keskin nişancı alalım. Mesela al şunu rastgele bir tane. Mesela görüyor musunuz? Fark ediyorsanız. Gerçi video ne kadar farklıdır bilmiyorum ama. Hızlı bir tık yavaşladı. Böyle vurabiliyorsunuz. Arkadaşlar video bu kadar. Yani bütün ayarlarımı elinden geldiği kadar gösterdim. Eğer bakmak isterseniz zaten videoyu durdurabilirsiniz. Böyle arada bir bakabilirsiniz. Hemen şöyle bir videoyu bitirmeden önce bir lobiye dönelim bakalım. Bugün neler olmuş, neler bitmiş Fortnite'ta. Onu bir görmek istiyorum. Çünkü video girişinde ona bir bakmadım. Şöyle bir bakalım ne var ne yok ya. Hemen hızlı bir şekilde şöyle lobiye dönelim. Bakalım yeni çekme alsa neler gelmiş, haberlere neler gelmiş. Bir bakak. Şimdi şurada kreatiften hemen şunu normal oyun moduna çevirelim, tamam mı? Haberleri niye göremiyoruz? Haberleri niye göremiyoruz? Haberler gitmiş. Harbi haberler gitmiş. Her neyse tamam sıkıntı yok. İçerik mağazasına bakarız sadece. Yeni John Cena gelmiş. John Cena paketi gelmiş şöyle bildiğiniz. Bu şeye çok benziyor ya. Frigga'ya çok benziyor. Bak bu hali bayağı benziyor Frigga'ya. Bunu göremezsin. Bundan çekebilir miyiz? Bir tık. Biz yine de kapatalım. 5 kardeş adında bir kazması gelmiş. Bunu yani alınabilir mi? Yani sayılır. Belki alınabilir. Yine tercih kalmış. Şöyle bakmaya devam edelim. Yine bildiğimiz. Bu güzel mi aslında? Ha? Bu iyiymiş. Bu da bayağı iyiymiş. Bunları geçiyorum. Yine bildiğimiz klasik skinler gelmiş. Değişen bir şey yok. LeBron James gelmiş. Buradan dün de vardı. Minnoş Ayıcık paketi. Külahbey paketi. Altın Kumlar paketi. Ben bunu almıştım. Pek de başka gelen bir şey yok zaten. Aynen fazla da gelen bir şey yok. Yeni paket. Bunları biliyoruz zaten. Arkadaşlar pek de yeni gelen bir şey yok. Benim göstereceklerim bu kadar. Kanalımda ilk defa size ayarlarımı gösterdim. Benim için zevkli oldu mu? Oldu. Belki ilerleyen zamanlarda ayarlarımı değiştirirsem tekrar aynı videoyu çekerim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.